Derler ki kral İngiltere'de başbakan mevkiindeki adamı çağırıyor ve sorguluyor. Şimdi başbakanın krala sorduğu, yani değerler manzumesini anlamak için sorduğu sual. Kral Hazretleri diyor, sömürgelerimizi mi yoksa donanmamızı mı feda edelim durumuyla karşılaşsak kararınız ne olur? Donanmamız olursa sömürge ediniriz ama sömürgeler bize bir donanma veremez. O yüzden sömürgeleri gözden çıkarırım, donanmayı elde tutarım diyor. İkinci soru, İngiltere mi donanma mı? İngiltere bizimse donanma yaparız, mümkün. Ama donanma bize İngiltere veremez. Vatanı İngiltere'yi korurum diyor. Ve üçüncü soru, İngiltere mi, Shakespeare mi? Diyor ki Shakespeare varsa bir İngiltere mümkün. Ama İngiltere bize bir Shakespeare veremez. Şimdi bu yaklaşıma çok ihtiyacımız var, bu kavrayışa. Onun yaşadığı yüzyılda, Shakespeare'in yaşadığı yüzyılda, bu coğrafyada, bizim evde 3-5 tane Shakespeare'den bahsetmek işten bile değil. Ya. Fuzuli, Baki, Bağdatlı Ruhi, Taşlıcalı Yahya, bizzat Kanuni merhum, aynı dönemin Hayali Bey, Aşkı, aynı dönemin deha sahibi şairleri. Her biri yani şimdi bir sürü karşı cevap gelebilir ama gelirse de gelsin. Ben elbette çok güçlü bir İngilizcem falan yok. Shakespeare'i de böyle çok yakından tanıdığım iddia edecek değilim. Ama şunu biliyorum. Yani şu kadarını biliyorum. Bu Almanların Goethe'si var ya çok, çok akıllıymış. Öyle diyorlar. Baki ile Fuzuli'ye sırılsıklam aşıktır. Hayrandır. Hayranlığın ötesinde takipçisidir. Ve bu iki üstadımızı takiben Doğu Batı Divanı isimli bir şahesere imza atmıştır. 600 küsur sayfa bir kitap o. Türkçe'ye de çevrildi. Yani İngiliz tarihçi Arnold Toynbee de geldi. Bizim kütüphanelerimizde 51 yıl dirsek çürüttü. Yarım asır Osmanlı kütüphanelerinde toz yutmanın ne alemi vardı, ne aradın sualine Baki'nin memleketinde bulundum ya, yeter cevabında bulundu. Yani bizde de o çapta, belki daha büyük çapta ustalar olmakla beraber. Fark şurada ki, bugün İngiltere'de orta mektep seviyesinde çocuklar Shakespeare okurken biz de üniversite seviyesinde kana kana Baki okuyan nadiren bulunur. Hadi yok demeyeyim yani. Hadi yok demeyeyim yani. Nadiren bulunur. İşte bizim zaafımız burada diyorum ya, idrak yollarında iltihap bu.